Merhaba arkadaşlar. Bugün size ekip hakkında bilgi vereceğiz. Ekibinizi nasıl yükseltirsiniz? Nasıl klasman atlatırsınız? Nasıl daha yüksek noktalara getirirsiniz? Onu anlatacağız. Şimdi bizim ekibimizin klasmanı Şampiyonlar Ligi'ydi. Dünya Starları klasmanına yükselmiş olacak bu maçtan sonra. Bu savaşımızı biz önde götürüyorduk. Muhtemelen bu son maç ve bundan sonraki aşamada bizi Dünya Starları klasmanına aktaracak oyun. Dünya Starları klasmanında ne değişiyor? Tabii rakipleriniz güçlenmiş oluyor. Puanlamalar değişmiş oluyor. Bir takım değişikliklere gidilmiş oluyor. Dünya Starları ligi daha zor geçecek. Ekibimizi daha iyi hazırlamamız gerekiyor. Daha kuvvetli menajerler gelecek. Biz de bu menajerlerle taktik savaşına gireceğiz. E, oyunun gösterdiği lig hangisi ise o ligde taktik savaşlarına başlayacağız. E, bakalım maçımız bitmesinden sonra e, yeni klasmanımızı görmüş olacağız. Şu an maçın zaten sonları. Maç 3-0 oldu. 3-0 bitmiş oluyor. E, bu maçı kazanmış olduk. Maçtan sonra ekibimizin sayfasına da ziyaret edip oradan duruma bakacağız şu an maçımız 3-0 bitti. Bu maçlardan sonra Harry'nin söylediklerine dikkat etmemiz gerekiyor. Harry bize tiyolar veriyor. Bu tiyoları uygularsak da daha başarılı oluyoruz. Görüyorsunuz Federasyon FC 113'e 29 savaşı kazanmış oldu. Bu savaşın galibiyetinden sonra 200 puan daha kazanmış olduk ve bir üst klasmana girecek puanı yakalamış olduk. Bakın görüyorsunuz savaş kazanıldı yazıyor. Bu savaşımız bu şekilde sonuçlandı. Üstün bir e, derece skorla sonuçlandı. Evet. Ekran resmini alayım. Hatıra kalsın. Her e, savaştan sonra ekran resmi alıyoruz. Bunları bilgilendirme yaparken kapak resmi olarak kullanabiliriz diye. Şimdi maçın detaylarını görüyorsunuz. E, maçımız nasıl geçmiş? 20 şut'a 6 şut. Toplu oynamalar da iyi. Oyuncularımızın performansı genelde iyi. Ben bir tek Banucci'yi sarıya düşmüş performans olarak. O da sakatlık geçirdiği için performans notu düşmüş. Evet maçımız böyle gelişmiş. 3-0 kazanmışız Genk'e karşı. Şimdi bu bize biliyorsunuz oyun kura yoluyla, kura yöntemiyle takımlar veriyor savaşlarda. Ve bize düşen takım da hedefi dokuzunculuk olan bir takım düştü. Menajer listesinde görüyorsunuz menajer puanımız gayet iyi. Birinci sıradayız menajer puanı olarak. Bizim zaten dileğimiz, isteğimiz menajer puanını en yüksek seviyede kazanabilmek. E tabi bunun yanında kupa da kazanırsak tadından yenmez. Her zaman e, oyunumuzun ana noktası tabii ki kupa kazanmak. E, ama biz burada kupa kazanamadık. Celle Buruş takımı e, hedef dokuzunculuk olduğu için biz bu takımı dördüncülüğe kadar taşıyabildik. Kadromuzu da bu şekilde geliştirdik. Messi, Ronaldo, Lewandowski, Diego, e, Carvalho, Otomendi hepsi e, Alison bunları e, takıma kazandırdık, transfer ettik. Oyuncu satışlarımızı gerçekleştirdikten sonra yeni transferlerimizi yaparak e, kadromuzu genişletmiş olduk. Savaşlarda tabii ki 10 maç üperiyot olmasına rağmen geliştirmek gerekiyor kadroyu. Görüyorsunuz puan turumunda FFC ekibine bağlı olan menajerler İlk 5 sırayı yer almışlar. Rozetlerinden belli. Yanlarında FFC yazıyor. Evet. Bu şekilde puan durumunu göstermiş oldum size. E, baktığımız zaman menajer listesinde de FFC'ye bağlı menajerler ilk 5'i göğüslemişler. Diğer ekibin menajerleri de son 5'i göğüslemişler. Bunlar e, tabi oyuna devamlı aktif hale bakmayla da alakalı. Takım değerleri de böyleydi. E, şimdi benim takımım sonuncu sıradaydı kulüp değeri olarak. Şimdi üçüncü sıraya yükselmiş oldu. Ben gayet başarılı bir sezon geçirdiğimi inanıyorum. Ee, sonuçta bu çok düşük bir bütçeli bir takım verdi ve kadro değeri çok düşüktü. Biz bu takımı gayet anlamız hak bir şekilde götürdük. İyi de menajer puanı aldık zaten. Görüyorsunuz şimdi savaş sayfasına girdim. Savaş sayfasında savaş kazanıldı artı 98 verdi ve görüyorsunuz. Bir üst lige çıkıldı ibaresi yazdı. Bir üst lige çıktık. Biz armamız değişti. Armamız 3 yıldızdan 4 yıldıza geçmiş oldu. E tabi bunu her zaman bunu her zaman e, şey yapamıyoruz e, başaramıyoruz. Çünkü bu zaman alıyor. Bu zaman aldığı için savaşları hiç durmaksızın yapmamız gerekiyor. Biz şu anda tek Ekiple savaşıyoruz ancak dört ekiple savaştığımız zamanlarda oldu. Size listemi de göstermiş oldum, ekip listemi. Her savaş beş tane savaşçı menajerle yapılıyor ve biz yirmi aktif menajerle çıkabiliyorduk. Aynı anda dört tane savaş yapabiliyorduk ama şu anda ikinci ekibimiz üç tane daha menajer bekliyorlar yeni bir savaşa başlatmak için. Şu an tek ekiple mücadele ediyoruz. Ve gördüğünüz gibi sonuçlarda çok başarılı. Hiçbir e, pürüz yok sonuçlarda. E, kazanmaya, sürekli kazanmaya oynayan bir ekibiz ve genelde de kazanıyoruz. Galibiyet oranlarımız çok yüksek. E, bunları tabi başarmak de, temin söylemiş olduğum gibi zaman alıyor. Ekibimiz şu an bizim e, bir üst lige çıktı. Bir üst lige göstereyim size onu da. Dünya Starları Ligi'ne geçtik. Bakın armamızda puan yazıyor. 10 1043 puan. Amatörden başlayarak yarı profesyonel ligi, profesyonel ligi, derken Şampiyonlar Ligi. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nden çıktık ve Dünya starları Ligi'ne girdik. Buraya bileti kazandık. Armamızı da değiştirdiler. Bundan sonraki serüvende daha güçlü rakiplerle mücadele ederek bir üstte efsane klasmanına çıkmaya çalışacağız. İnşallah bunda başarırız. E tabi biz bu oyunu oynadığımız için bu oyunda da bütün kulvarlarda iddialı konumda olmak istiyoruz ve bütün kulvarlarda da var olmak istiyoruz. Bunu şu ana kadar başardık. Bu ekiple ilgili bir video çekmek istedik bu sefer. Umarım hoşunuza gitmiştir. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olur.